Açık gri zeminde büyük mavi kabartma harflerle, Halkbank yazısının sağ yanında iç içe çizgilerle oluşturulmuş stilize bir H harfi var. Halkbank sunar. Kuş bakışı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin dış cephesi. Bir kütüphane insana kimlik kazandırır. Kütüphaneye ilk kez gittiğimde muhtemelen 3 veya 4 yaşındaydım. Temel düşüncemiz 3. bir yaşam mekanı yaratmak. Bu anlayışı kitapları daha eğlenceli hale getirdiği için seviyoruz. Bilgisayar teknolojisi var. Her yere, her şeyde ulaşıyoruz. Hayır, ulaşamaz. Jakob und Wilhelm Grimm Kütüphanesi. Bilginin mabedinde olmak gerçekten çok etkileyici. Rusya, Saint Petersburg'daki ulusal kütüphanenin işlemeli tavana sahip, raflarda ciltli kitapların olduğu büyük salonu. Hiç abartısız söylüyorum, kütüphane gerçekten sihirli bir yer. Asur'un Ninova Kütüphanesi ve Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi'nin restore edilmiş simülasyon görüntüleri, aydınlık salonlarıyla modern kütüphanelerden kesitler. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sütunlar üzerinde yükselen ışıklı kubbesiyle dairesel şekilde tasarlanmış Cihanüma salonu ve ortasında bir kaide üstünde yer küre. Geçmişten geleceğe bir köprü yazdı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin ışıklandırılmış dış cephesi üzerinde 21. yüzyılın kütüphaneleri yazısı belirdi. Ahşap raflarda ciltli kitapların olduğu tavanından kristal taşlı büyük avizeler sarkan bir kütüphane salonu. Wie wäre eine Welt ohne Bibliotheken? Es ist sehr schwierig, sich das heutzutage überhaupt vorzustellen. Überlegen Sie nur mal, wenn es keine Bibliotheken gäbe, fehlte vieles aus dem modernen Leben, wenn Wissen nicht gesammelt und geteilt würde. Die Bibliotheken tragen die Menschheit aus der Vergangenheit zum heutigen Tag und von heute in die Zukunft. Sie ermöglichen uns, Antworten auf die Fragen von morgen zu finden. Rampadan fırlatılan bir mekik, artırılmış gerçeklik gözlüğüyle hologram bir kent üzerinde çalışan bir adam. Doch gibt es in der digitalisierten Welt Platz für Bücher? Was für Orte sind die Bibliotheken des 21. Jahrhunderts? Wie sollte eine Bibliothek sein, die auf die Bedürfnisse der Menschen unserer Zeit eingeht? Wir besuchen all die Bibliotheken der Gegenwart, von Deutschland bis Katar, von Holland bis Russland und suchen die Antworten in den Bibliotheken des 21. Jahrhunderts. In das Zentrum unserer Reise nehmen wir die Türkische Bibliothek der Nation in Ankara, die eine der weltweit führenden Bibliotheken ist. Bereiten Sie sich auf eine Reise voller Wissen und neuer Entdeckungen vor. Ayhan Tuğlu, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük kütüphane yatırımı diyebiliriz. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin ışıklandırılmış dış cephesi ve bahçesi. Sie wurde im Jahr 2020 in Betrieb genommen und ist auf einer Fläche von 120.000 Quadratmetern imstande, gleichzeitig 5.000 Menschen zu bedienen. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sütunlu salonu ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan geniş kapısı. Neben 4 Millionen gedruckten und über 120 Millionen elektronische Publikationen in der Bibliothek sind auch 550.000 E-Bücher und seltene Exponate vorhanden. Die Bibliothek der Nation spiegelt das Bibliothekskonzept des neuen Zeitalters wider, sowohl in Bezug auf seine Sammlung als auch auf seine Dienstleistungen. Cihanüma Salonu'nun merkezinde bir kaide üzerinde yer küre duruyor. Das Buch bedeutet Wissen. Wissen bedeutet Zivilisation. Damit wir die ersten Bibliotheken auswerten können, müssen wir eine Reise durch die Geschichte machen. Wir kehren nach Mesopotamien zurück, wo die ersten Anfänge der Zivilisation beginnen. Profesör İlber Ortaylı, tarihçi akademisyen yazar. İnsanlar tabi yazıya geçişten bir müddet sonra bir arşiv ve kütüphane oluşuyor. Sümerler devrinde arşiv diye bir şey çıkıyor. Bunların Mezopotamya kazıları 19. asırda başladı. İkinci yarıda bu çivi yazısı deşifre edildi, çözüldü. Çözülmeden sonra bu kütüphaneler ortaya çıktı. Wie waren die ersten Bibliotheken? Um das zu wissen, müssen wir die Dokumente aus den Archiven verfolgen. Profesör Doktor Hasan S. Keseroğlu, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı.
arşivlerde, eski Sümer'de bir ordu çalışıyordu. Duvara 50 santim uzaklıkta ahşap raflar var. Ahşap raflar üzerinde tabletler dizili. En başta da bir tablet listesi var. Yani o günkü katalog var. Nicht nur die Bibliotheken selbst, sondern auch die Systeme, die wir heutzutage in unseren Bibliotheken verwenden, sind im Altertum bereits vorhanden. Der Ursprung der Methode für Katalogisierung des 21. Jahrhunderts ist genauso alt wie die berühmte Ninive-Bibliothek der Assyrer. İlk konusal yaklaşım Ninova'da karşımıza gelir. Kütüphanelerde konularına göre kaynakları ayırmak. Ninova bir Asur kenti. Asurbanipal sarayının ortasına bir kütüphane yaptırıyor. Asurbanipal'ın özelliği çevre kent devletlerden yazılı belgeleri ya kopyalayıp ya özgünlü taşıtması ve farklı dillerde bunlar. Bu topladığı belgeleri kütüphanesinde depoluyor ve biz bugün Asurların İsa'dan önce 7. yüzyılda ne tür kitaplar okuduklarını biliyoruz. İşte Nuh Tufan efsanesi vesaire, sonra Sümerlerin milli destanı diyebileceğimiz Gilgamesh falan, bunların hepsi buralardan çıktı. Die ersten Sagen und Epen wurden auf Tontafeln geschrieben und aufbewahrt. Somit waren die ersten archivierten Dokumente diese Tontafeln. Man kann jedoch sagen, dass wir mit dem von den Ägyptern entwickelten Papyrus dem heutigen Verständnis von Büchern und Bibliotheken näher kommen. In der Bibliothek von Alexandria gab es im 3. Jahrhundert vor Christus fast 700.000 Werke aus Papyrus. Mezopotamya'nın yanında Mısır'ın gene böyle büyük arşivleri vardır. Her türlü kayıt, zaten Mısırlılar çok kayıtçı bir millet. Stefan J. Ibert, Katar Milli Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü Müdürü. İskenderiye Kütüphanesi, diğer taraftan İslam dünyası için önemli olan Bağdat Beytül Hikmet Kütüphanesi önemli dönüm noktalarıdır. Bu koleksiyonların büyük bir bölümü tahribata uğramış olsa da o kadim bilgiler yaşadı ve günümüze kadar taşındı. The knowledge survived and has been transferred till today and we can reach biz bugün bu değerli bilgilere, orijinalleri elimizde olmasa bile antik kütüphanelerdeki kopyaları sayesinde ulaşabiliyoruz. Bugünkü Yunanca'nın ilk dil bilgisi kitapları İskenderiye'de yazılır. Homeros'un İlyada ve Odesiyasını biz İskenderiye'deki filologların bugünkü biçimini okuruz. Die Bibliothek von Alexandria bekam schon einen Konkurrenten, die zweitgrößte Bibliothek der Antike, Bergama. Als die Konkurrenz zunahm, hörte Ägypten auf, Papyrus nach Anatolien zu verkaufen. Bergamas Gegenbewegung hat eine neue Erfindung geschaffen, das Pergament. Profesör Doktor İskender Pala, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı, akademisyen, yazar. O bölgede yetişen kuzuların derilerini tabaklayarak yazı yazmaya elverişli hale getirdiği için İskenderiye Kütüphanesi'nin papirüslerine bir rakip olarak doğdu ve Anadolu'da kitap birdenbire değer bulmaya başladı. Açılan tarihi demir bir kapının ardında camekan içinde minyatür çizimli el yazması kitaplar sergileniyor. Der Wert, der dem Buch in Anatolien beigemessen wurde, setzt sich während der osmanischen Zeit fort. Die Handschriften behielten ihren Wert und bildete die Tradition des Bibliothekswesen im Osmanischen Reich. Osmanlılar döneminde kütüphane kurmak kendilerince bir asalet göstergesi. Pek çok paşanın, pek çok sultanın bunun için kitapları ve kütüphaneleri özel koleksiyonlardan oluşuyor. Bir yer fethedildiği zaman fethedilen yerdeki kütüphane devletin malı olarak yağmalattırılmaz. Orası saltanat kütüphanesine konulmak üzere kitapların tamamı alınır. Profesör Doktor Tuğba Karatepe, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı. Osmanlı her şeyini çok işlevsel düşünmüş, planlamış ve o kadar birbiriyle uyumlu halde inşa etmiş ve kullanıma sunmuş ki kütüphaneler de bunlardan bir tanesi. Medresenin ya bir köşesinde ya uygun bir odasında, yani
zaman kaybetmeden kitaba ulaşabilmesini sağlıyor müderrislerin, ulemanın. Nadir eserlerin camekanlarda sergilendiği salonda Arap harfli el yazması bir kitap. Hiç şüphesiz bir eski kütüphanenin zenginliği içindeki sayı kadar hattının çeşitliliği, bulunan yazarların kütüphanedekinin sayısı ve önemi kadar gelir. Fakat asıl çeşitlilik bir de internasyonel karakteridir. Böyle internasyonel karaktere sahip olan kütüphanelerin başında Topkapı gelir. Topkapı'daki sayısı 17 bine ulaşan yazma eserin sadece Arapça, sadece Farsça, sadece Arap harfli Türkçe değil, Çağatayca var mesela, Orta Asya'nın şeyi. Efendim Bizans eserleri var, Koine Yunancasıyla. Eski Yunancalar var, Latince eserler var, Ermenice var, Macarca var. Der Reichtum einer Bibliothek kann durch die Betrachtung ihrer seltenen Werke sowie ihrer Vielfalt an Sprache, Periode und Inhalt in ihrer Sammlung verstanden werden. Die Bücher, die aus Eroberungsgeografien erhalten wurden und bis hin zu den Meisterwerken, die von Gelehrten geschrieben wurden, können wir sagen, dass es ein Treffpunkt für seltene Werke für die Bibliotheken unseres Landes ist. Der heutige Treffpunkt der seltenen Werke, die das alte Erbe der Menschheit sind, sind die Bibliotheken des 21. Jahrhunderts und natürlich auch die türkische Bibliothek der Nation. Türkiye'deki nadir eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın uhdesinde bulunuyor. Yaklaşık 300 bin civarında matbu, yazma eserler mevcut. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde ise 20 Şubat 2020 tarihinden itibaren güvenli kamu net hattı çekilerek Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun dijitalleşmiş olan yaklaşık 100 bin civarındaki yazma eserlere okuyucularımız bu alandan erişebilmekte. Okuyucular Aydınlık Salon'daki masalarda çalışıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivlerinin dijitalleşmiş 30 milyon üzerinde belgeye yine bu salondan erişim sağlanabilmektedir. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 60 bine yakın nadir statüsünde eserimiz mevcuttur. Bunlardan 2500 adeti yazmadır. Genelde bağış yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne hediye ediliyor. Abdülbaki Gölpınarlı koleksiyonu, Mehmet Şevki Eygi koleksiyonu etiketleri. Biz kütüphanecilerin en büyük misyonu 21. yüzyıl kütüphanecilerinin devamı olarak geçmişten devraldığımız nadir ve yazma eserlerin gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarılması. Nadiye Tuna, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Görevlisi. Var olan tüm koleksiyonların okuyucularımızla buluşturulup paylaştırılması olmalı. Russlands erste öffentliche Bibliothek bewahrt auch sorgfältig einen Teil dieses universellen menschlichen Erbes auf. Die Geheimnisse der Geschichte der Zivilisation sind auf den Seiten dieser wertvollen Werke verborgen. Vladimir Gronski, Rusya Milli Kütüphanesi, St. Petersburg Kütüphane Müdürü. Burada el yazması depolarımızda eski Kur'anlar var. Bu Kur'an koleksiyonu kesinlikle benzersizdir ve bizde saklanmaktadır. El yazmaları bölümünde 2. yüzyıla, 4. yüzyıla ve benzeri dönemlere ait eski el yazmaları bulunmaktadır. 14. ve 15. yüzyıllardan kalma kitaplarımız var. Bunlar tamamen insanlığa ait eşsiz hazineler. Gutenberg tipografisinden ilk basılı kitaplara sahibiz. Fedor Karkin, Rusya Milli Kütüphanesi, St. Petersburg Kültürel Programlar Sorumlusu. Bunun kesinlikle paha biçilmez olduğunu söylemeliyim. Çünkü tipografik yazı baskı mekanizmalarından oluşan bu buluş, insanlık tarihinin diğer bazı icatlarıyla karşılaştırıldığında kesinlikle eşsizdir. Çünkü bilginin ve bilimin gelişimini ileriye taşımıştır. The development of knowledge and sciences. Gutenberg ve ilk matbaacılar tarafından basılan ilk kitaplar yalnız İncil değil.
Aynı zamanda kendini farklı bilimlere adamış öğrenciler ve bilim insanları için basılmış kitaplardı. Das Druckereigewerbe beeinflusste auch die Reise der Bücher und der Bibliotheken. Gutenberg bereicherte diese Reise im Westen und Ibrahim Müteferika im Osten. Einige dieser wertvollen Werke aus der Müteferika-Druckerei sind heute in der Präsidentschaftsbibliothek der Nation zu sehen. Einige von ihnen befinden sich in der Sammlung der Nationalbibliothek von Katar, die ein Protokoll der Zusammenarbeit mit der Präsidentschaftsbibliothek der Nation im Jahr 2021 unterzeichnet hat. Koleksiyonlarımız arasında İslam dünyasında ilk kez matbaayı kullanan İbrahim Müteferrika'nın İstanbul'da bastığı eşsiz eserler de yer almaktadır. İslam dünyası ve Türkiye açısından Müteferrika'nın değeri elbette tartışılmaz. Von Handschriften bis zu den Büchern der ersten Druckereigewerbe. Eine der jahrhundertalten Aufgaben der Bibliothek ist es, sich um diese einzigartigen und lebendigen Werke zu kümmern und sie unter geeigneten Bedingungen zu schützen, damit man sie in die Gegenwart und in die Zukunft tragen kann. In Bibliotheken werden die Bücher mit größter Sorgfalt geschützt, damit diese in seiner ursprünglichen Form bewahrt werden können. In der Präsidentschaftsbibliothek der Nation ist sozusagen ein voll ausgebautes Krankenhaus für die alten und kranken Bücher. Warum? Hüseyin Kutan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı. Malumunuz kitaplar yaşlı canlılar. Zaman içerisinde bu kitaplar hastalanabiliyor, insanlar gibi. Einige Bücher, die das kostbare Erbe der Menschheit darstellen, sind der Zeit unterlegen und haben es bis heute nicht unversehrt überstanden. Es liegt nicht nur an der Zeit, auch Feuchtigkeit, Insekten, Pilze und natürlich Würmer. Ja, ja, Bücherwürmer. Eskiden kitaplar el yazması olduğu için yazılacak defterlerin kağıtları elde edilirken önce kağıt hamuru bir teknede bekletilir, sonra bir düz yere alınır, üzerinde mühreler geçirilir. O mühreleme işlemi esnasında kağıdın üzerine aher dediğimiz yumurta akı dökülür ve nişasta kıvamında sürülür idi. Dolayısıyla şeker ve yumurta akı o kitap kurtlarının çok sevdiği iki yiyecek türüdür. Kitap kurtları hiç ses çıkarmadan kitabın içerisindeki o yumurta akını yerken ister istemez kağıdı da yer bitirir. Nil Baydar, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Kitap Şifahanesi ve Arşiv Daire Başkanı. Öncelikle mikroorganizma ve böceklerden arındırıyoruz. Bunun içinde hem derin dondurma kullanıyoruz, yani -40 derecede soğutuyoruz eserleri, donduruyoruz. Daha sonra da kuru temizliklerini yapıyoruz. Daha sonra da bu HEPA filtreli süpürgelerle temizliyoruz. Bu aslında tam olarak bir kitap arkeolojisi. Yani siz kitabı incelerken tıpkı bir arkeolojik kazı yapar gibi toprağın içindeki minnacık parçaları böyle eleyip çıkarıp onlardan bilgi edinmeye çalışmak ya da onları böyle bir araya getirip anlamlandırmak işini biz kitaplarda yapıyoruz. 21. yüzyıl kütüphanelerinde ya da kütüphane yaklaşımında dijital veriyi muhakkak kullanmamız gerekiyor. Ama onu kullanabilmek için de bizim bu kitapları iyice korumamız, hakkıyla korumamız gerekiyor. Arap harfleriyle yazılmış bir sayfa üzerinde titizlikle çalışılıp sayfanın üzeri özel bir fırçayla süpürüldü. In der Heilstätte der Bibliothek der Nation, wo die neueste Technologie auf das traditionelle Wissen trifft, arbeiten 6 Restauratoren, 2 Biologen, ein Chemiker und 2 Fotografen Tag und Nacht, um die Lebensdauer der Bücher zu verlängern. Bir çalışan iğne iplikle bir kitabın sırtını dikiyor. Nurgül Tanrıverdi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Mücelli Tane Restoratör. Osmanlı'da yapılan, Nakşibendi'de yapılan usulle birebir aynı aletleri kullanarak, aynı özenle ciltlerimizi yapıyoruz, geleneksel ciltlerimiz. Özel bir metal çubuğa çekiçle vurarak deri cilt üzerinde desen baskıları oluşturuldu. Ebru Çerezci Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Şifahane Restoratör. Neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş eserleri biz burada onararak, hastalıklarını gidererek gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarıyoruz. Der wichtigste Weg, um zukünftige Generationen zu erreichen, ist die Digitalisierung.
Die häufigste Sprache unserer Zeit ist die Sprache der digitalen Welt. Nicht Menschen oder Dinge, sondern Bücher mit Seiten haben einen Wert in der digitalen Welt. Die Bibliotheken des 21. Jahrhunderts müssen in der Lage sein, die digitale Sprache sprechen zu können. Hani Abdüllatif Katar Milli Kütüphanesi Dijitalleşme Bölümü Başkanı. Birçok insan dijitalleştirmenin sadece tarama işlemi olduğunu düşünüyor. Oysa tarama, dijitalleştirmenin yalnızca ilk aşamasıdır. Bu iş akışı içinde birçok aşama var. Dijitalleştirme işlemi, kütüphanenin dijital sistemiyle entegrasyonla başlıyor. Die digitale Datenbank ist nur ein Teil des technologischen Wandels der Bibliothek des 21. Jahrhunderts. Das Abrufen und Verarbeiten von Daten ist ein weiterer Teil. Um all dies funktionsfähig zu machen, muss es mit diesen neuen Technologien und den in der Bibliothek verwendeten Systemen umgehen können. Lütfü Kılınç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Dijitalleşme ve Teknoloji Şube Müdürü. Kütüphanemizde aslında birkaç başlıkta sıralayabileceğimiz teknolojik yenilikler kullanılmakta. Telelift sistemimiz var. Telelift sistemi bir tür yatay ve dikey gidebilen raylı bir sistem. Bu sistem sayesinde bir okuyucumuzun istemiş olduğu, özellikle kapalı raf sisteminde talep etmiş olduğu bir kitabın saniyeler içerisinde okuyucuya ulaşmasını sağlıyoruz. Birgül Ünal, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Teknik Okuyucu Birimi Şube Müdür Vekili. Kütüphanemizde uluslararası standartlara göre biz teknik işlemleri yapıyoruz. Kongre Kütüphanesi'nin kullandığı sınıflama sistemini kullanıyoruz. Bunun yanı sıra aynı zamanda Divonu sistemini de kullanıyoruz. Kataloglama kuralı olarak da RDA kurallarını kullanıyoruz. Bunlar aslında tüm dünyada kabul görmüş ve uygulanan standartlardı. Dolayısıyla bu şekilde biz çağdaş kütüphanecilik anlayışını da takip ederek okuyucularımıza en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Die Nationalbibliothek bietet den Nutzern das volle Ausmaß der Technologien und öffnet die Türen zu neuen technologischen Möglichkeiten. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin aydınlık, geniş, ferah bir okuma salonundan görüntüler geçiyor. Masalarda bilgisayarlar açık. Alışık olduğumuz kütüphane üyelik kartı yerine herkesin sahip olduğu yeni kimlik kartlarıyla giriş sağlanmakta. Araştırmacılar aramak istedikleri kitap, yayın, herhangi bir şeyi kitap adı, yazar adı, konu başlığı, anahtar kelimeler gibi alanları yazarak arayabilirler. Duvarlardaki büyük dokunmatik ekrana tarih yazan genç bir kadın alan kısmındaki başlıklardan konuyu seçti. Karşısına çıkan fotoğrafın altındaki QR kodu telefonunu okuttu. Aynı zamanda self-check cihazları mevcut. Okuyucumuz bir salonda bulunan kitabı bu self-check cihazlarından kolaylıkla ödünç alabilmektedir. Genç bir kadın cihaza önce kimliğini, sonra da kitap kapağını okuttu. Son olarak dekontu yazdır seçeneğine dokundu. Ayrıca sterilizasyon cihazlarımız var. Bu cihazlar ile raftan aldığımız bir kitabı ya da yerine koymak istediğimiz bir kitabı ultraviyole ışınlar ile sterilize edip tekrar ödünç alabiliyor ya da iade edebiliyoruz. Sterilizasyon makinesine konulan kitap mavi ultraviyole ışıkları altında. Kuş bakışı Groningen kenti. Wir fahren von Ankara nach Groningen zu einer weiteren Bibliothek des 21. Jahrhunderts. Ein Ort, der sagt, wir sind keine Bibliothek, wir sind ein Lebensraum. Auch Sie werden feststellen, dass die Bibliotheken nicht nur ein Ort sind, an denen Bücher erreicht werden können, sondern es sind auch Lebensräume. Cam duvarlı aydınlık salonda çalışan yetişkinler, hareketli ekran karşısında zıplayıp oynayan çocuklar. Dirk Nijdam, Forum Groningen, Hollanda, kütüphane müdürü. Bu binayı inşa ettiğimizde ve konsept üzerinde çalıştığımızda buranın kütüphane dışında her şey olması gerekir demiştik. Bu yüzden insanlar bu binaya girdiğinde Groningen'in yeni bir kütüphanesi var derlerse her şeyi yanlış yaptık demektir.
kitapların olduğu salonda bir bilardo masası da var. Bu yüzden gerçekten yeni bir şey yapmak istiyoruz. Yeni işlevler, yeni kombinasyonlar, kültürel faaliyetler arasında bir değiş tokuş içeren yeni bir konsept. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu, gün ışığıyla aydınlanan bir salonda çok geniş basamaklarda gençler bilgisayarlarıyla çalışıyor. Burada arkadaşlarımla karşılaşabiliyorum. Ayrıca yeni insanlarla da tanışabiliyorum. Hasteho Hüseyin, öğrenci okuyucu, Groningen. Ayrıca alt katta bir kütüphane var ve oraya da kitaplar için gitmeyi seviyorum. Çevrim içi derslerimi kütüphanede katılmayı tercih ediyorum. Witteke von Dijk, öğrenci okuyucu, Groningen. Çünkü çok iyi odaklanabiliyorum. Daha iyi konsantre oluyorum ve etrafımdaki insanlar da ders çalışıyor. Bu da beni motive ediyor. Bizim için bu binadaki özgürlüğü hissetmek gerçekten önemli. Bu yüzden her zaman insanlara kurallarımız olmadığını söylüyoruz. Tek bir kuralımız var. O da normal davranın. Kitap raflarının olduğu geniş aydınlık salonlarda rafların arasında sokağa bakan pencereler var. Gazetelerimi burada okuyabiliyorum. İstersem kitap alabilirim. Dee Laberton, okuyucu, Groningen. Şehrin güzel manzarasını görmek için terasa çıkabilirim. Bu bina inşa edilirken oldukça çok muhalefet oldu burada. İnsanlar bunun pahalı bir bina olduğunu söylediler. Açıldığımızdaysa herkes bunun hükümet için yapılan bir bina olmadığını anladı. Ve hatta hükümetten halka bir hediyeydi. Çocuk kitaplarının olduğu bölümde bir çocuk koşarken biri resimli bir kitabı karıştırıyor. Wir wissen, es gibt andere Orte, an denen wir Zeit außerhalb unseres Hauses, unseres Arbeitsplatzes oder unserer Schule verbringen können. Bibliotheken des 21. Jahrhunderts können die dritten Orte für Menschen sein. Ali Odabaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü. İnsanlar için iş yerleri ve evleri birinci ve ikinci mekan. Ama üçüncü mekan ne? İşte kafeler üçüncü mekan olmaya başladı. AVM'ler üçüncü mekan olmaya başladı. Biz onların yerine, evlerinin ve iş yerlerinin yerine üçüncü mekanları bilginin bulunduğu, kitabın bulunduğu, sıcaklığın, hoş sohbetin bulunduğu kütüphaneler bu üçüncü mekanını doldursun istiyoruz. Temel konsept, iş yeri, üniversite veya evinizin dışında gitmek isteyeceğiniz, ders çalışabileceğiniz, oturup dinlenebileceğiniz, kahve içebileceğiniz üçüncü bir yer yapmak. Doha, Katar Milli Kütüphanesi. Elbette kütüphanenin evin, okulun ve işin dışında insanlarla iletişim kurabileceğiniz, bilgi dağarcığınızı genişletebileceğiniz üçüncü bir adres olmasını istiyoruz. Tan Huizm, Katar Milli Kütüphanesi Kütüphane Müdürü. Herhangi bir gün buraya geldiğinizde hem ders çalışan hem de sohbet eden öğrencileri görebilirsiniz. Kütüphanemiz gerçekten insanlar için üçüncü bir mekan. İki kız öğrenci rafa yerleştirilmiş dokunmatik bir ekranı kullanarak arama yapıyor. Bu kütüphane gerçekten yeni bir yaklaşım. Debra Payton, Katar Milli Kütüphanesi, okuyucu. Normalde çocuklarımla kütüphaneye gitmek oldukça sıkıntı olabilir. Çünkü çok sessiz ve çok sakin olmalısınız. Ama buraya çocuklarımızla gelebiliyoruz. Bu anlayışı kitapları daha eğlenceli hale getirdiği için seviyoruz. Ya sadece kitaplar ya da sadece sessizlikle kısıtlanmıyoruz. Kitaplar aracılığıyla kendimizi ifade etmenin bir yolunu buluyoruz. Bu yüzden burayı seviyorum. Ben de. Aber Al-Kuvari, Katar Milli Kütüphanesi Araştırma ve Öğrenim Hizmetleri Müdürü. Günümüzde birçok çocuk video oyunlarıyla zaman geçiriyor. Bu nedenle kaynaklarımız aracılığıyla onlara eğitici video oyunları sağlıyoruz. Ve bu sayede toplumu internetten değil, kütüphanelerden doğru bilgiyi nasıl elde edeceklerini öğrenmek üzere çekmeye çalışıyoruz. Galina Elkina, Rusya Milli Kütüphanesi, St. Petersburg, Süreli Yayınlar Bölümü Sorumlusu. Bir kütüphane sadece kitapların toplandığı bir yer değil. Aynı zamanda kültürel bir eğlence merkezidir. Birkaç yaşlı adam satranç oynamaya geliyordu. İlk başta iki kişi gelmişlerdi. Sonrasında birkaç kişi oldular. En sonunda neredeyse bütün bir kulüp haline geldi. Die heutigen Bibliotheken müssen lebendige Orte sein, wo man den Zeitgeist einfangen kann. So wie die digitale Welt niemals zu einem Schluss kommen sollte, so darf der Zugang zu den heutigen Bibliotheken auch niemals zu Ende gehen. Dr. Mete Yusuf Ustabulut, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kurumsal İletişim Müdürü. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi etkin bir kütüphane. Yani günümüzün
şu anda konuşulan etkin kütüphane kavramının içinde, yani yaşayan bir kütüphane. 7/24 açık. Gece ışıkları yanan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin dış cephesi. Yusuf El Alfi, öğrenci okuyucu Ankara. Ya bayağı uzun bir süre geçiriyoruz burada. Ki tanıdığım bazı arkadaşlarım da hani sabahlıyorlar burada. Kütüphaneler bulundukları şehrin gençlik merkezleri. Kütüphaneler bulundukları şehrin kültür merkezleri. Kütüphaneler bulundukları şehrin halk eğitim merkezleri. Kütüphaneler bulundukları şehrin buluşma mekanları. Eda Kapusuz, öğrenci okuyucu Ankara. Çok kişiyle karşılaşıyorum. Onun haricinde arkadaşlarımla okuldayken zaman geçirebilme fırsatım olmuyor sınavlardan dolayı. Buraya gelip kahvemizi alıyoruz otomattan, yiyeceğimizi alıyoruz, oturup sohbet ediyoruz. O açıdan güzel oluyor, evet, sosyalleşiyoruz. Artık günümüzde dünyada ve Türkiye'de yeni mimaride özellikle yaşayan kütüphane mimarisine özen gösteriliyor. Sadece kütüphane kitaplardan ibaret değil, oyun atölyeleri, maker space alanları, çocuk kütüphaneleri, içinde dinlenme alanları, teknoloji atölyeleri, konferans salonları, seminer salonları, sergi salonları gibi değişik mekanlarda bulunuyor. Millet Kütüphanesi külliyede kuruldu. Dolu. Çünkü Ankara'da ihtiyaç var. Özellikle son iki ayda kütüphanemize gelen okuyucu, ziyaretçi kitlesine baktığımızda 10.000 rakamını yakalamıştık. Bu 10.000 kişiden yaklaşık 130'u üniversite öğrencisi, akademisyen ve öğretmenlerden oluşuyor. %20'lik bir kısım Ankara dışından, değişik illerden gelen ziyaretçilerden oluşuyor. Külliye şeklinde inşa edilen ve içlerinde kütüphaneleri de barındıran bu yapılar, çağın hızlanmış hayatında kişinin her türlü ihtiyacını ama en başta bilgilenme ihtiyacını ve hatta gelişmiş yapılarıyla çocuktan en gelişmiş araştırmacıya kadar isteyen okura kütüphanenin dışına çıkmadan yeme içme ihtiyacını da hatta biraz dinlenmesini sağlayıp tekrar çalışmasına dönebilecek şekilde inşa ediliyor. Jede Bibliothek ist für den gleichen Zweck vorhanden. Bisikletlilerin yoğun olduğu Berlin şehri. Wir setzen unsere Reise in der größten Universitätsbibliothek Berlins fort. Berlin Jakob Wilhelm Sandhum yazdı. Kütüphane önünde bisikletler park halinde. Şöyle söyleyebilirim, kütüphaneyi kitaplar için kullanmıyorum. Aytrun Antre, öğrenci okuyucu Berlin. Genelde kütüphaneyi güzel bir çalışma ortamı olduğu için odaklanabileceğim bir yer olarak kullanıyorum. Daha verimli olduğumu düşünüyorum. Ev ortamında pek fırsatım yok. Svantri Schroeder, öğrenci okuyucu Berlin. Ve kütüphanede gerçekten odaklanıyorum. Ve çevremdeki herkes de çalışıyor. Bu beni motive ediyor. Disiplinsiz biri olduğum için evde ders çalışamıyorum. Apre B. Salem, öğrenci okuyucu Berlin. Disciplined person. I end up not studying when I stay at home. Bu yüzden her zaman kütüphaneye gelmeyi tercih ediyorum. Ahşap ağırlıklı köşeli tasarımı olan kütüphanenin yüksek tavanlı salonları ve çalışma masaları. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin dairesel tasarımlı Cihanüma salonu. Können Bibliotheken Orte sein, wo man nicht nur Bücher lesen oder lernen kann, sondern auch Orte sein, an dem Erinnerungen gesammelt werden können? Um diese Frage zu beantworten, fahren wir nach Brüssel, um uns mit Sefi Birkeye, dem Architekten des preisgekrönten Gebäudes und der türkischen Bibliothek der Nation zu treffen. Brüksel, Belçika yazdı. Mimari inşaatın sanatıdır. Mimarinin en büyük düşmanı zaman. Şefik Birkeye, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi mimarı. Bir sanat eseri zaman törpüsüne ne kadar dayanıyorsa kıymeti vardır. Buradaki yaklaşım zamanda kalabilmesi için Selçuklu, Osmanlı, tanıdığımız, bildiğimiz, hafızalarımızda hiç olmazsa yaratabildiğimiz formları tekrar kullanmak. Osmanlı'da, ondan önce de Selçuk'ta binalar bölünürdü, hacimleri. Biz binalarımızı hep böldük. Böyle yaptığımız zaman Osmanlı camilerinin ve Selçuklu camilerinin prensiplerini kullanmış olduk. Ne kadar zamanda bina yapıldı dediğiniz zaman 2 sene çizim, 2 senede inşaat. Çünkü biz bütün planları bitirdikten sonra inşaata başladık.
Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da inşaatı iyi biliyor, şehri iyi biliyor. Şehirde ne olmalı, nasıl olmalı? Gidip merdivenleri kontrol ediyordu. Eğimleri iyi mi? İnsanlar rahat çıkacak mı? Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir genç merdivenleri hızlı adımlarla çıkıyor. Kütüphane hem simetrik hem asimetrik yanları var. Orijinalliği biraz orada. Tam simetrik bir bina değil. Binayı algılayacaksınız girdiğinizde ki algılanıyor. Sağ tarafa gidişi var, sol tarafa gidişi var. Tavan yüksekleri çift kat. Böylelikle bütün merdivenler, asansörler görülüyor. Bu çok az binada var ve bence böyle halkın yoğun kullanacağı bir binada ilk girişte hemen binayı anlayabilmesi çok önemli. Ondan sonra da gizemli yerler olması lazım. Mesela ana salon ikinci katta. Küçük bir kapıdan geçip birden o mekan içerisinde kendini buluyorsunuz. Onun etkisi değişik. Eski binalarda çoğunlukla büyük kubbeler olduğu zaman, büyük açıklıklar olduğu zaman korniş boyunca yazılar yazılıyor. Çok çeşitli konularda. Onun için kütüphanede de yazıyla, bilgiyle ilgili bir cümlenin olması gayet doğal. Sütunların üzerindeki kubbe tavanın hemen altındaki kornişte altın sarısı büyük harflerle. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir yazılı. Tarihimize uygun, zevklerimize uygun, prestijli binalar halkın binaları olur ve halkın birbirlerini sevmesine de yardımcı olur. Çünkü o ihtişam onlar için yapılmış ve onların gururu. Çünkü bir tek harple, darple gurur olmaz. Bir de kültürle olur. Kültürün getirdiği gurur çok daha sürer. İstanbul'da akan trafik kaldırımlarda yürüyen kalabalık ve bir yolda hiltiyle çalışan işçiler. Was nicht sichtbar oder tastbar ist in einer Bibliothek ist... Kalabalık bir konser alanı ve maç oynanan kalabalık bir stadyum. Die Stille. Cihan Yuma Salonu. Tausende Menschen zusammenzubringen und doch solch eine Stille zu gewährleisten, ist nur den Bibliotheken zu eigen. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çalışanların olduğu salonlar. Ece Koçak, öğrenci okuyucu Ankara. Sessiz bir ortam olması da benim çok işime yaradı ders çalışırken. I come to the library. Jan Kleinheinrich, öğrenci okuyucu Berlin. Öğrenmek için sessiz bir yere ihtiyacım olduğunda kütüphaneye geliyorum. Burada uygun bir atmosfer var. Anastasia Igrovna, öğrenci okuyucu, Saint Petersburg. Sessiz ve burada çalışmak benim için daha iyi oluyor. Fedor Karkin, Rusya Milli Kütüphanesi, Saint Petersburg Kültürel Programlar Sorumlusu. Bilgi ve ilim bu sessizliktedir. Ve bu kesinlikle ölüm sessizliği değildir. Verimli bir sessizliktir. Çünkü bu sessizlikte düşüncelere dalıp konsantre olabilirsiniz. Çok önemli bir şey hakkında düşünebilirsiniz. İşte bu yüzden sessizlik bazen yeni düşünceleri ve icatları doğuran şeydir. Diejenigen, die diese Stille mit den Lesern teilen, sind die Bibliothekare. Es ist einer der meistgesegneten Berufe der Welt. Sie sind die mutigen Hüter des Wissens. Aslında kütüphane bir tutku. Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, balkondan aşağıdaki Cihan Yuma Salonu'nda çalışanlara bakıp raftaki bir kitabı düzeltti. Mesleğinizi sevmezseniz, kendinizden ödün vermezseniz, başarı sağlayamazsınız. Ayhan Tuğlu makam odasında deftere yazı yazıyor. Dirk Nijdam, Forum Groningen, Hollanda, kütüphane müdürü. Bu bizim işimiz ama kullanıcılar için burası bir anlamda ev. Ve insanların kendilerini gerçekten evlerinde hissettikleri bir yerde çalışmak güzel. Sandalyelerde oturmuş, gazete ve dergi okuyan, orta yaş üzeri insanlar tabletine bakan genç bir kız ve oyuncağıyla oynayan bir çocuk. Vladimir Gronski, Rusya Milli Kütüphanesi, Saint Petersburg Kütüphane Müdürü. Kütüphane benim evim.
Profesör Doktor İskender Pala, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı, akademisyen, yazar. Dünyanın en güzel mesleklerinden birisi kütüphane memurluğudur. Her gün yeni bir pencereden, yeni bir kapıdan girip yeni yolculuklar yapabilirsiniz ve bunu işiniz olarak yaparsınız. Elif Erdoğan, Ankara Üniversitesi DTCF Öğrenci Kütüphane Stajyeri. Şu anki adıyla Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü son sınıf öğrencisi olduğum ve kütüphaneye ilgi duyduğum için burada da part-time çalışma isteğinde bulundum. Sabah geldiğimde genelde kullanıcıların iade olarak bıraktığı kitaplar birikmiş oluyor. Onları yerlerine yerleştiriyorum. Aynı zamanda yerlerine yerleştirirken ilgimi çeken kitapları alıp biraz inceleyebiliyorum. Hoşuma gidiyor bunu yaparken, yeni kitaplar, yeni bilgiler öğrenmek. Bibliothekare des 21. Jahrhunderts werden nicht nur in einer Umgebung von Büchern arbeiten. Elektronische Sendungen, VR-Brillen, tragbare Technologien, Filme, Audioaufnahmen und sogar Videospiele werden in den heutigen modernen Bibliothekskatalogen vorgestellt. Die Bibliothekare von heute werden anders als die Bibliothekare von gestern sein. Und die Bibliothekare von morgen werden auch anders sein als die Bibliothekare von heute. Bugün bir kütüphaneciden bütün kitapların bilgisini zihninde ezberlemesini, hafızasında tutmasını tabii ki bekleyemeyiz. Biz okur davranışlarını ya da kullanıcı davranışlarını çok iyi görebilen, buna uygun teknolojik imkanları okuyucunun bakış açısıyla şekillendirip, onları aradığı bilgiye en hızlı ve en kolay şekilde ulaştıran çok uzman meslek sahipleri olarak görüyoruz kütüphanecileri. Profesör Doktor Tülay Oğuz, Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı. Şimdi kütüphaneci terimi yetersiz kalıyor aslında artık. Yani başka ünvanlarla da anılmalı kütüphaneci. Sosyal medya verileri var mesela. İşte metadata kütüphanecisi mesela. Bunlar aslında yeni işlerin üretilmesi ve yeni iş tanımlarının oluşması demek. Bir seminer masasında mikrofonların önünde masa içinden tabletler yükseldi. Kütüphaneci hem araştırmacı olacak hem o araştırmacıya bilgiyi ulaştıran kimse olacak. Profesör Doktor Tuğba Karatepe, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı. Peki bunu nasıl yapacak? Entelektüel bir bakış açısı o lazım. Çok okuması lazım. Ama en önemlisi bilgiyle ilgili derdinin olması lazım. Mit diesen Bibliotheken ändert sich die Definition des Bibliothekarberufs. Was jedoch immer gleich bleibt, ist, in einer magischen Umgebung zu arbeiten. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Öncelikle kütüphaneye, burada çalışmaya. To the library, to work here and ve uzun süre burada çalışmaya. Ve burada düzgün bir şekilde çalışmaya kendinizi adamalısınız. Hiç abartısız söylüyorum, kütüphane gerçekten sihirli bir yer. Siyah beyaz bir fotoğrafta kayalık bir yerde üzerinde kitap iare sandığı yazılı bir kapak, yanında kitapların olduğu iki raflık bir dolap, eşeğinin yanında oturmuş kitap okuyan kasketli bir kütüphaneci adam ve ellerinde kitaplarla ayakta duran şalvarlı ve yazmalı kadınlar. In den Jahren, in denen man keinen einfachen Zugriff auf Bücher hatte, gab es Bibliothekare, die trotz allem ihren Beruf mit Leidenschaft machten. Sie waren die Schattenhelden dieses Berufs. Mustafa Güzelgöz, eşekli kütüphaneci, o da bulunduğu kütüphanenin bir hizmeti olarak ama bireysel çabasıyla çok kutsal bir şey yapmış. Bulunduğu kütüphanede insanlar kütüphaneye gelsin diye beklememiş, bir inisiyatif almış. Yani bir iki tane sandık yaparak eşeğin üzerine bunları koyup köylere, insanlara kitap götürmüş ayaklarına. Bu misyon aslında yine devlet eliyle devam ediyor. Farklı siyah beyaz fotoğraflardan birinde eşeğinin üzerinde kasketli bir kütüphaneci ve ellerinde kitaplarla siyah önlüklü ilkokul öğrencileri. Eşeğin semerine yüklenmiş sandığın kapağında 1. Bölge Gezici Kütüphane Servisi yazılı. 81 vilayetin hepsinde kütüphanemiz var. 900 küsur ilçemizin 850'sine yakında bizim kütüphanemiz var. Toplam 1230 kütüphanemiz var. 1000'e yakında belediyelerin kütüphanesi var. O anlamda hem belediyelerin hem de bizim bakanlığımızın halk kütüphaneleri toplumun tamamına, kılcal damalarına kadar
böyle nüfuz edecek şekilde kütüphanecilik hizmetlerini dün olduğundan daha iyi olacak şekilde yarın daha iyiye götürmek için çalışmalar yap. Gute Bibliotheken verbessern ihre Dienstleistung. Großartige Bibliotheken verbessern die Gesellschaft. Das ist die Magie und das Geheimnis von Bibliotheken. Doktor Neslihan Erkoçoğlu, Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Araştırma Görevlisi. Evet, bilgi dijitalleşti ama insanların artık zaman geçirecekleri, ortak mekanlarda buluşacakları ve ücretsiz olarak bir şeylere erişebileceği kamusal alanlara ihtiyaç var. İşte bunlarda da en önemlisi kütüphaneler olarak karşımıza çıkıyor. Profesör Doktor İlber Ortaylı, tarihçi, akademisyen, yazar. Kütüphane insanları yetiştiriyor. Çünkü hiç kimse aynı anda kısa ömründe 7 tane ülkede birden 7 ayrı toplumun ortasında yetişemez. Kütüphaneyle bu iş gidiyor. Çok önemli. Tan Huizm, Katar Milli Kütüphanesi Kütüphane Müdürü. Sürdürülebilirlik ve bilim anlayışının 21. yüzyılda çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ve bununla ilgili programlar hazırlıyoruz. Yeni dünyaya dair dijital eğitimler sunmak da programın bir parçası. Der Weg, die Informationsgesellschaft von morgen zu schaffen, führt über eine neue Generation. Um Kindern und Jugendlichen zuverlässige Informationen zur Verfügung zu stellen und eine sichere Umgebung zu schaffen, in der sie an Aktivitäten teilnehmen und sich außerhalb der Schulzeit Kontakte bilden können. Diese sichere Umgebung für Bibliotheken des 21. Jahrhunderts zu schaffen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben. Z kuşağı dediğimiz gençlik bizim için çok önemli. Gerçekten çocukların hepsi çok zeki. Sadece onların istediği şeylere istediği zamanda erişebilmeleri. Ayhan Tuğlu, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı. Biz de bu gençlerimizle mümkün olduğunca elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Çünkü onlar ülkemizin geleceği. Damit Kinder aufwachsen und die Bibliothek als dritten Ort annehmen können, muss die Beziehung zur Bibliothek in der Vorschulzeit hergestellt werden. Sogar die Namen, die diesen Orten gegeben werden, sind dabei sehr wichtig. Die Nasreddin Hoca Kinderbibliothek in der Volksbibliothek ist genauso. Bir grup çocuk kütüphanenin giriş salonunda koşup zıplayarak yürüyor. Die Stille, dieser Raum, der für Kinder reserviert ist, ist der einzige Ort, an dem es keine Regeln für die Stille gibt. Zeliha Erdinç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi uzman. Çocuklar bu kütüphaneye girdiklerinde kendini burada çok rahat hissediyorlar. Çünkü onların dünyası. Burada küçücük sandalyeler, koltuklar, masalar, her şey onların boyuna göre ergonomik bir yapıda tasarlanmış durumda. Okul gruplarımızla ağırlıyoruz burada. Okul etkinliklerini yapıyorlar, kitap okuma, ders çalışma. Bunların yanı sıra biz çocuklarımız geldiğinde onlarla unutulmayı tutmuş Türkiye sanatlarına da yer veriyoruz. Çocuklar masalarda Ebru sanatı yapıyor. Taş parçalarını fırçayla boyuyorlar. 25 bin kitabımız var. Bu kitaplar içerisinde hareketli kitaplar, sesli kitaplar, üç boyutlu kitaplar, pencereli kitaplar gibi birçok kitap çeşitimiz de var. Bu kitaplar oldukça pahalı kitaplar. Çocuklar buraya geldiğinde hepsine dokunabiliyorlar ve biz burada bir fırsat eşitliği yaratıyoruz onlar için. Bibliotheken des 21. Jahrhunderts sind Bereiche, wo man das Lernen durch Erfahrung lernt. Virgül Ünal, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Teknik Okuyucu Birimi Şube Müdür Vekili. Kütüphanemizde özellikle çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler yapılmakta ve bu aslında 21. yüzyılın getirdiği teknolojik ve çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurmak için verilen çok güzel bir hizmet. Bunların hiçbir ücreti yok. İsteyen başvuruyor ve o başvuru doğrultusunda biz okuyucularımızı davet ediyoruz. Workshops für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersgruppen ermöglichen erfahrungsorientiert zu lernen. Im Entdeckungsworkshop lernen 5- bis 10-Jährige die Fähigkeit, die Probleme, mit denen sie im täglichen Leben konfrontiert werden, durch 18 verschiedene Aktivitäten zu lösen. Wir machen Prototyping-Aktivitäten in Design- und Produktionswerkstätten für 9- bis 17-Jährige. In der Technikwerkstatt beschäftigen sie sich mit algorithmischem Denken und Entdecken, was mit dieser Denkweise erreicht werden kann.
Teknoloji atölyesinde topu ayağıyla vuran, ellerini kaldırıp alkış tutan bir robotu izleyen çocuklar neşeyle alkışladılar. Die neueste, umfassendste und technologischste Bibliothek der Türkei sammelt alle Erinnerungen der Welt, die ganze Geschichte der Menschheit, alle Träume der Vergangenheit unter derselben Kuppel. Die Präsidentschaftsbibliothek der Nation ist ein 24/7 Lebenszentrum, Heimat von Menschen, die produzieren und denken, sowohl auch für neue Erfahrungen offen sind. Die wahren Informationen sind an diesen einzigartigen Orten, die Tausende von Jahren zurückreichen. Es sind die Bibliotheken. Kütüphanesiz bir toplum uygar bir toplum değildir. Ve bana kompütür teknolojisiyle işi hallettiğini söyleyemezsiniz. Kütüphane başka bir şeydir. Unsere Reise von der Vergangenheit in die Zukunft, von einem Land in ein anderes und es endet dort, wo wir immer angefangen haben, aber diesmal mit Antworten in der Tasche. Şifahaneden bir çalışma anı, taranan bir kitap, dokunmatik ekranda kitap araması yapan bir genç kadın, self-check cihazına okuttuğu kitabı alan bir öğrenci ve teknoloji atölyesinde çalışanlar. Bibliotheken des 21. Jahrhunderts bieten den Raum für die Stille, die es wollen, und Räume, wo man sich sozialisieren kann, ein drittes Zuhause für Menschen für jedes Alter. Burada bebeğini taşıyan genç bir adam rafların arasında kitap bakan eşinin yanında. Die Bibliothek des 21. Jahrhunderts sind die Heimat des Wissens und des Volkes. Siyah zeminde kırmızı harflerle yazan Republic kelimesinin yanında bir de küçük yıldız var. Copyright 2022. Halkbank katkılarıyla. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Efes Müze Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Şifahanesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Berlin Humboldt. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yazısı üzerinde kütüphanenin bir çizimi var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı.